Arkadaşlar şimdi eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsedeceğiz. Önce bölünerek üreme diyoruz. Bölünerek çoğalma ya da bölünerek üreme amipte, bakteride, parmesyumda ve da dikkat edelim bu canlılar tek hücreli canlılardır. Şimdi bir amip görseline baktığımızda arkadaşlar amipte çekirdek zarı erimeden ortadan boğumlanıyor, uzuyor ve çekirdeğini paylaştırıyor ve iki tane hücreye eşit dağıtıyor. Bu aslında nasıl bir üreme? amitoz. Yani amitoz bölünmeyle ile eşeysiz üremesini gerçekleştirdi. A niteliğindeki hücreden iki tane A niteliğinde amip gerçekleşti. Paramesyuma baktığımızda paramesyum ya da terliksi hayvanın ağız bölgesinden arkadaşlar şekle dikkat ettiğinizde hem küçük çekirdeği uzuyor, boğumlanıyor hem de büyük çekirdeği boğumlanıyor ve bölünüyor her iki hücreye eşit dağıtıyor. Yine bunun mantığı amitoz üzerine kurgulanmıştır ve ağız bölgesinden enine bölünerek çoğalır paramesyum diyeceksiniz. Yani eşeğsiz üreme yani her iki paramesyum da genetik olarak tıpatıp aynıdır ana bireyle diyorsunuz ve tek bir atanın olduğuna dikkat edin. Öglena'ya baktığımızda ise Öglena ise boyun bölgesinden arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Yani burada da boyuna bölünerek yine eşeğsiz üreme gerçekleşiyor. Bakterilerin üremesi biraz daha farklıdır arkadaşlar. Bakteriler en kromozomludur. Yani bakteriler mayoz, yapamaz. Bakteriler prokaryotiktir, çekirdekleri yoktur. Dolayısıyla mitoz yapamazlar. Amitoz yapamazlar ve endomitoz bölünmeyi gerçekleştiremezler. Çünkü çekirdeği olmayan bir canlıya çekirdek zarı erir, profaz, metafaz, anafaz görülür diyemezsiniz. Çekirdeği olmayan bir canlıya çekirdek zarı erimeden boğumlanır, yani amitoz yapar diyemezsiniz. Çekirdeği olmayan bir canlıya çekirdek bölünür ama sitoplazma bölünmez, yani endomitoz yapar diyemezsiniz. Bu bölünme özel bir bölünmedir. Sadece ikiye bölünerek. Bakalım görseli Şimdi arkadaşlar, DNA'sı çıplak halde, stoplazmada ve DNA'sını kopyalıyor. Birinci hamlesi bu. Kopyaladığı DNA'yı hücre zarına yaklaştırıyor ve özel enzimler kullanılıyor. Bu bölümden erimeye başlıyor hücre duvarı ve hücre zarı ve boğumlanıyor arkadaşlar ve DNA her iki bakteriye eşit paylaştırılıyor. Yani genetik olarak anitelindeki bakteriden ikiye bölünerek yine anitelinde iki tane bakteri meydana getiriliyor. Tomurcuklanarak üreme dediğimizde ise arkadaşlar bira mayası, ciğer otları, hidra ve süngerde görülen tipik bir eşeğsiz üreme biçimidir. Şekle baktığınızda önce bir bira mayası üzerinde çalışırsak eğer bira mayası Çekirdeğini kopyaladıktan sonra arkadaşlar stoplazmik uzantılar çıkarıyor dışarıya doğru ve boğumlanıyor o bölgeden ve buradan vücudundan çıkıntılar oluşturdu. Bu çıkıntıların niteliği yine ana hücreyle tıpatıp aynıdır. Bu çıkıntılar ana bireye yapışık olabildiği gibi ayrı ayrı bağımsız da kalabilirler. Mesela burada bir hidra görüyorsunuz. Hidranın vücudundan çıkıntılar çıkıyor görüyorsunuz ve bunlar yine ana bireye bağlı kalabilirler. Ana bireye ya da herhangi bir yere bağlı olarak kalan bu yapılara polip adı verilebilir. Ama bu tomurcuklanma sonucu oluşmuş yapılar arkadaşlar eğer serbest halde suda mesela yaşayan canlılardan deniz anasında böyle olabilir. Eğer serbest halde gezebiliyorsa tomurcuklanma sonucu oluşmuş bu yapı ve biz bu yapıya medüz adını verebiliyoruz. Sporlanarak üreme dediğimizde ise arkadaşlar ipliksi yeşil ayklerde, karyosunlarında, eğrel totlarında, plazmodium malaria dediğimiz sıtma parazitinde ve mantarlarda da görülebilen bir üreme biçimidir. Spor mayoz sonucu oluşmuştur, en kromozomludur. Evet, oysa eşeğsiz üremede der ki öğrencilerimiz ama hocam mayoz görülmüyor demiştiniz. Evet ama biz üremenin sadece bir bölümünü kabul edeceğiz burada. Spor döllenme olmadan direkt mitoz bölünmeler geçirerek bir bireyi oluşturabiliyor ise biz bu üremeye eşeğsiz üreme diyeceğiz. Ama sporlanarak üreme çoğu zaman döl almaşı dediğimiz bir üremenin içerisindeki başlangıç kısmıdır. Yani eşeğsiz üreme kısmı sporlanarak gerçekleşir. Örneğin karyosunlarında bunu öğreneceğiz. Eğlen totlarında ardından eşeğli üreme gerçekleşir. Ama sporlanarak üreme kısmı sadece burası. Bir sporun döllenme olmadan birey oluşturabilmesine biz sporlanarak eşeğsiz üreme adını vereceğiz. Müzik <laughs>